fıtı fıtı fıtı. Ne yapıyorsun burada? Burada babamın yeri mi falan bilmiyorum ama hani beklemen gereken yer tam olarak neresi onu da bilmiyorum. Hani 5-10 dakikadır da peşinden koşuyorum. Nerelerdesin, nerelerdesin? Hani yazamıyorum da numaran yok. Instagram'ın yok. Yani bir şey söyleyip gideceğim de hanım abla. Pardon. Yani benden mi kaçıyorsun? Benden kaçıyorsan söyle, ben hemen söyleyip gideceğim yani. Çünkü kaç dakikadır arıyorum seni biliyor musun? Hani oradan oraya gidiyorsun. Hani kaç dakikadır da koşturuyorsun beni. Hani cidden kaçtığını öğrensem, benden kaçtığını, uzaklaştığını öğrensem yanına gelmeyeceğim zaten. Peşinden de koşmayacağım. Önemli bir şey söyleyip gideceğim cevap verirsen. Vereyim mi? Söyleyeyim mi yani artık? Söyle de kurtulsun artık ya. Kim ya konuşuyor? İçimdeki, içimde bir melek var. Hani küçük bir melek, tabii bu ne kadar küçük bilmiyorum. Bu melek karşı taraftan başka bir meleği gördü, tamam mı? Ve ilk görüşte aşk denen şey var. Mesela bilmiyorum, bu gökyüzünde, bu havada oldu galiba bu. O ilk görüşte aşka hiç inanmazdım. Galiba sana ilk görüşte aşık oldum. Hani sessiz de kalıyorsun, böyle kalırsan da ben mutsuz olurum. Bari bir şey söyle de. Kamyon arkası şiirleriyle bana namal okuma derim. Ekşi Sözlük'ten bakmıştım zaten bu tarz şeylere. Çok içimden böyle gelmiyor böyle şeyler söylemek ama ilk görüşte de şimdi hoşlandığım için güzel şeyler söylemek istedim. Güzel şeyler yazıyorlar. Ceyda. Efendim Ceyda? Sesin gelmiyor. Pardon, bir dakika. Yanımdaki kız bir şeyler dedi. Gidiyor şu an, bilmiyorum ama. Babanın yeri mi bura? Yani çok iyi oturuyorsun da böyle çok samimi bir şekilde bekliyorsun galiba bayağıdır. Nasıl hani bir yerine? Nasıl samimi? Bir merak ettim ama. Yani babanın şey var, acaba babanın mekanı mı? Mekanı da olabilir, bilmiyorum. Belki buralar Dutluk da eskiden de. Dutluk mu? Yani bir 5 dakikadır kaçıyorsun galiba benden. Hani ulaşmaya çalışıyorum sana da ulaşmamaya kaçıyorum. Yani ufak böyle bir şey söyleyeceğim. Hani onu söyleyeceğim, git evime. Annem bekliyor evde yani. Çorba yapmış da çorba içecektim. Hani ama söylememe izin vermiyorsun bir türlü. Artık bana da bir gına geldi yani. Hani, tamam söyle, ne söyleyeceğim? Zaten hani samimi bir soru zaten. Merak ettim. Öncelikle uzun zamandır seni takip ediyorum. Yani belki bir günler olmuş olabilir. 2 gün, 3 gün falan. Bu benim için uzun bir süre. Uzun zamandır dediğim biri. Yani benim için uzun sürüyor. Senden hoşlanıyorum. Yani eyvallah canım, sağ olsun. İlk görüşte denilir ya aşk olur diye. Ben dedim herhalde ilk görüşte aşık oldum. Sonra dedim, dedin? Yani ilk görüşte mi, ilk görüşsüz mü? Hiç bilemedim yani. İlk görüş dediğin sosyal medyada ilk görüş. Gerçekte her zaman gördüm seni ya, sürekli peşindeydim aslında. Bu soru kırıyoruz, yani normal bir şekilde takip ettim diyelim. Arkadaşlar vesilesiyle kameralardan falan takip ediyorum işte. De bu ilk görüşümün şerefine annem dedi ki 2 gün önce bir kız arkadaş yaptın mı? Ben de yaptım anne dedim. Dedi o zaman kız arkadaşını bize uyumaya çağırır mısın dedi. Hani kalsın bizde bir gün dedi. Tanıyalım biz onu dedi. Ve benim de uzun zamandır sevgilim olmadığı için dedim ki annen uyumaya çağırdı. Yani annem yemeğe çağırıyor benim hep de kız arkadaşlarımı. Ben onu çevirdim biraz. Ya kardeş kafam mı yesene? Yani dedim belki ya? Uyuruz ya dedim. Hani gece korkuyorum sen bazen. Sen mutfakla gider uyursun zaten. Ben kafa bulmuyorum açıkçası özellikle. Hep her zaman böyle oluyorum. Hani böyle olduğum için de tedavi edemiyorlar benim canım. Hani edecekler Feyza. Hani artık yeter, ismini de kullandım, dile getirdim. Benim ismim Feyza değil. Efendim dur bir dakika. Sesin gelmiyor. İsmim diyorum Feyza değil. Dur bir dakika, kulaklıktan koparacağım seni. Alo. Ya diyorum ki beraber uyuyalım artık, bak sesin gelmedi. Hiçbir şey gelmedi mi?
Annem seni çağırıyor işte. Yani senin sen olduğunu bilmiyor ama uyuyalım diyorum yani. Bilmiyorum. İşte.